İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Kaç saattir buradasınız hanımefendi? Saat 11, 11 geçe buraya geldik. 11, kaç saat oldu? Kaç saat oldu? Şu anda saat 6. Hesaplayın. Evet. 7 saat kadar. 7 saat oldu ve hala giriş yapamadık. Peki biz ne kadar çekeceğiz bu çileyi? Devletimiz ne yapıyor? Gelin gelin gelin. Geldik, bu mu? Yapmış. Nereye gidiyorsunuz hanımefendi? Köln'e gidiyorum, Almanya. Evet. Tatil nasıl geçti? Tatil çok güzeldi ama çok... Gelince ne oldu? Çok yoruldum. Geldiğime benim pişmanım. Araçla geldiniz. Evet, aynen. Araçla... Ne istiyorsunuz? Bunu açık açık söyler misiniz? Bunu bir şey söylememize gerek yok. Bunu görüyor herkes değil mi? Herkes görüyor. Yani neden? Neden biz çekiyoruz? Dediğiniz gibi vatandaş gelsin, gurbetçi gelsin, turist gelsin diye devlet yetkilileri sürekli bunu söylüyor ama bunun, bu tablonun yıllardır devam ettiğini siz de biliyorsunuz. Bunun bir an önce Bulgaristan tarafı ya da kimle problem varsa çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Nerede bizim bakanlarımız ki? Neden hiçbirisi gelmiyor? Ne yapıyorlar peki? Hepsi kendi mevkilerinde. Peki bizim burada çekmiş olduğumuz çileyi kim görecek? Yani hiç doğru bulmuyorum. Bir daha da asla. Yani gelmeyi düşünmüyorum. Bu soruda tatil bölgelerinde fiyatlar nasıl, geçmiş yıllara göre fiyatları nasıl buldunuz? Çok aşırı fazlaydı. Çok aşırı fazlaydı. Yurt dışında başka ülkelerden çok daha fazlaydı. Türkiye fiyatları almış başını gidiyor. Çıldırmış diyebilir miyiz fiyatları? Çıldırmış, evet. Aynen, çıldırmış. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım gerekli yerler bunu duyar. Ama ben de gerekli yerlere yazacağım muhakkak. Ama üzücü bir şey, 40 seneden beri değişmedi. Seçimlere gelince yaparız ederiz ama maalesef hiçbir şey yaptığımız yok. Teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz size. İyi yolculuklar, sağ olun, hoşça kalın. Evet değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımızın görüşleri bunlar. Onların görüşlerini aktarmaya çalışıyoruz işte. Yani şu noktaya, bulunduğumuz bu noktaya gelebilmek, hanımefendi söyledi. Yaklaşık 8 saat. Buradan sonra da yaklaşık 3-4 saat, minimum 3-4 saat daha bekliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da tabii doğal olarak tepkilerini ortaya koyuyorlar. Evet, görüyorsunuz gümrüğe ulaşabilmek olay. Bütün araçlar, klimalar çalışıyor bir kısmında daha doğrusu. Ama yani 10 saatin ardından bu noktaya gelebilmek can sıkıcı bir durum maalesef. Şimdi ön tarafta bulunanlar şanslı 10 saati beklediler yaklaşık. O ardından bu noktaya kadar gelebildiler. Burayı geçmek sorunu çözüyor mu? Hayır. Bulgaristan tarafında da en az değerli izleyicilerimiz 4-5 saat kadar vatandaşlar bekletilecek. Yani vatandaşlarımızın iddiaları, söyledikleri, Bulgaristan'daki gümrük görevlileri çok keyfi çalışıyor. Bakın çocuğun bir şekilde eğlendirmeye çalışıyorlar. Saatlerdir burada bekleyen. Yani bu şekilde maalesef. Selamünaleyküm. Hayırlı yolculuklar. Nereden nereye kaç saattir bekliyorsunuz? Elazığ'dan. Nereye? Belçika'ya. Tam 8 saattir bekliyoruz. 8 saattir? Evet. Ne diyorsunuz bu kalabalık için? Vallahi ne diyebilirim ki? Yani onlara sormak lazım. Evet. Bizi bekleten onlar. Maalesef. Evet. Yani yazık bu insanlara. Tabii çocukta da zor oluyor. Tabii tabii, baksana bak, çocuklar bak, durmuyor yerinde. Nasıl oynayacağını şaşırdınız değil mi? Vallahi çocuklar da terliyor, sıcaktır. Bilmiyorum. Yetkililere ne diyorsun? Vallahi yetkililere ne diyoruz? Yapabilecekleri bir şeyler varsa oraya baskı yapmaları lazım. Bulgaristan'a. Çünkü buraya soruyoruz. Bunlar diyor bizlik bir şey değil. O zaman oraya baskı yapmalar lazım yani. Evet maalesef. İyi yolculuklar diliyorum size. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef tablo bu. Gördüğünüz gibi çoluk çocuk. Merhaba çocuklar. Evet. Merhaba, iyi yolculuklar. Merhaba. Nasılsınız? Nereden nereye? Elazığ'dan Belçika'ya. Belçika'ya. Tatil nasıl geçti? Burası nasıl? Buraya kadar çok iyiydi. Gerçi bizim taraf gene iyi. Ama diğer taraftan kaynaklanan bir problem. Evet, kaynaklanan problemden dolayı. Kaç saat oldu sizin beyefendi? 9.30'dan gelmişim. Saat kaç şu anda? Saat 5. 9 saat olmuş. Evet. Evet, neredeyse 10 saate. 10 saatte evet. 1 kilometre gelmemişim. 1 kilometre geldim. Evet, maalesef üzücü bir durum. İyi yolculuklar diliyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah kaza bela vermesin. Sağ salim evinize gidin inşallah. İnşallah. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet. Maalesef bu tablonun, yani bu görüntünün ileriki yıllarda değişmesi gerektiğine inanıyorum. Yani ben en azından dileğim bu yönde. Yani bu gurbetçi vatandaşlarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Maalesef görüyorsunuz, bakın bu noktada gümrük görevlileri var. Bu gümrük görevlileri vatandaşlarımız... Sesiniz gelmiyor.
Evet, şimdi bakın bu son noktadayız. Burada vatandaşlar saatlerce, yaklaşık 10-12 saat boyunca bekliyorlar. Ardından evet, maalesef. Merhaba, iyi yolculuklar. Nasılsınız? Hiç iyi değiliz. Neden? Neden mi? Türk kapısı bırakıyor, Bulgar bizi içeri sokmuyor. Çalışmaları tek kapıdan yapıyorlar. Bütün insanlar rezil rüsvay oldu burada. Çoluk çocuk arabanın içinde perişan. Kaç saattir beyefendi? 10 saattir buradayım. 10 saat. Sabah saat 8'den beri buradayız. Peki ne diyorsunuz? Bu her yıl böyle mi? Ne olacak bu durum? Ya Bulgar'ın her zaman yaptığı zulüm bu ya. Bulgar zulmü. Kimden ne intikamını alıyor bilmiyorum. Evet. Yani buna bir çözüm arıyoruz, çözüm. Hani biz burada 20 saatte bekleyeceğiz, bunun çözümü olsun yani. Evet. Yani ben bekliyorum arkamdan, kuyruksa otoban çıkışına kadar. Maalesef. Evet. Değerli izleyicilerimiz, bu nokta sıfır nokta. Beyefendiler şanslı, niye 10 saatin ardından buraya kadar geldi ama Bulgaristan tarafından artık, evet, alın dediklerinde alıyorlar. Sinirlerimizin gerildiği sınıra geldik artık. Patlamak üzere, hep beraber içeri yürüyelim diyoruz. Arabaları bırakalım, yürüyelim. Arkadaşlar yürüyelim içeri. Şimdi açık maalesef bakın böyle bir durum var. Görüyorsunuz. Yüzlerce vatandaşımız, binlerce daha arkaya doğru uzanıyor. 10 saati aşkın bir süredir vatandaşımız burada. Yani bu sıcağın altında. Vatandaş belki Van'dan geliyor 20 saatte. Burada bir en az 10-15 saat bekliyor. Bulgaristan durumunda, Bulgaristan tarafında ne olduğu belli değil. Sırbistan'da var bir de. Yani bu sıla yolu dediğimiz yolculuk maalesef bir çileye dönüşmüş vaziyette. Bunun da bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Merhaba arkadaşlar. Konuşmayalım isterseniz. Nereden nereye beyefendi? Ben konuşmuyorum. Ben konuşuyoruz ama ağır konuşuyorum. Konuş abi. Çok ağır konuşuyorum. Kaç saattir bekliyorsunuz abi? 10 saattir. 10 saattir. Nereden geliyorsunuz? Ben Almanya'dan geliyorum. Hayır. Türkiye'den artık. Elazığ'dan geliyorum. Elazığ'dan. Hoş geldiniz. Hoş Kaç bulduk. Hafta kaldınız? 4 hafta. 4 hafta. Evet. Peki buraya geldiğinizde gördüğünüz tablo için ne düşünüyorsunuz? Rezillik. Tam bir rezillik. Hı-hı. Yani tam bir rezilliktir. Evet. Bunu hep Bulgar'a yüklenmek de şey değildir. Hı-hı. Yani ülkenin de suçu var. Evet. Hepsinin suçu var. Kaç hepsi Bulgar'a yüklü. Görüyorsunuz? Ben kaç yıldır geldim, ilk sefer bu tabloyu görüyorum. Hı-hı. Bu kadar yoğunluk var. Böyle yoğunluk, böyle rezillik. Hı-hı. Evet, maalesef böyle bir tablo var. Merhaba, hoş geldiniz siz de. Nereden geliyorsunuz? Kayseri'den geliyorum ben. Kayseri'den. Kayseri'den. Siz kaç saatte bekliyorsunuz? 9-10 saat oldu şu anda. Ne diyorsunuz bu tablo için? Her zamanki hali. 20 senedir gelip gidiyorum, aynı hali. Değişen bir şey yok. Peki yetkililer şu an sizi izliyor. Ne diyorsunuz? Ya bu sorun çözümü için... Yetkililerin pek izlediğini sanmıyorum ben. Yetkililerin koltuğu yumuşaktır. Onlar koltuğunda uzanıyor ama bu şırakta halkı görmüyorlar. Onların götü altında yumuşaktır. Af buyur, özür dilerim. Yani ağzından çıkan kelime çok olur ama boş ver. Arkadaşım, burası Avrupa ülkesinin en son Avrupa Birliği ülkesi. Avrupa Birliği bu ülkeye emir ediyor. Sen son ülkesin. Burada elinden gelen en sıkı aramayı yap diyor yani. Sanki bizi, bütün Türk milletini, buraya gelenleri şeymiş gibi, yani teröristmiş gibi gösteriyor böyle. Dedik arattırıyor bizi. Kendi vatandaşına sahip çıksın. Kim sahip çıkacak? Bize mi? E tabi. Ya bizim tek... Ülke kendi vatandaşına sahip koskoca çıksın. Avrupa bize, yapabilir. Koskoca Avrupa bize karşı olmuş. Niye karşı olmuş? Niye? Efendim siz nereye gidiyorsunuz? Demek vatan, insan olarak biz görevimizi yapmıyoruz. 60 yıldır Avrupa Birliği'ni almadılar, hala almazlar. Niye almıyorlar? Almazlar abi. Biz bu durumdayken, çünkü niye biliyor musun? 1000 yıl daha geçer. Rahmetli Özal'a demişlerdi ki, Helmut Kohl, Avrupa Birliği Hristiyan Birliği'dir. Orada Müslüman ülkesi. Onu geç, onu geç. Biz üç karşılığı, sahtekarlığı, her şeyi Araplardan öğrenmişiz. Niye? Biz ilk önce kendimizi düzeltelim, kendimize çekip düzen verelim. Şimdi Avrupa'yı suçlamak, başkasını suçlamak çok kolay bir yol. Katılmıyorum ben ona. Hayır, hayır, doğru değil. Doğru değil. Biz Hristiyan olmayabiliriz, Müslüman olabiliriz. O ayrı bir şey. Ama biz normali yaşamıyoruz, normal yapmıyoruz. Her şeyimiz yanlış. Neyimiz doğru?